Dediğim gibi bu sene hangi aksilik varsa Allah beterinden korusun tabii bu arada. Bize denk geldi yani işte 47'de yedik, 48'de yedik. Efendim ıssa geçtik yedik, işte penaltı yaptık yedik. Yedik de yedik. Kırmızı kartla cezalandırıldık. Odur budur. Bunların hepsi inşallah geçecek ama şu bir gerçek ki her maç daha iyi oynuyor. Çalışıyoruz. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Tabi az bir puan farkı değil. İstemezdik böyle olmasını ama maalesef oluyor tabi. Hele devam ediyorsanız kupaya o daha da oluyor. Kapatmaya çalışacağız. Kapanır her şey. Yani çünkü daha fazla maç oynuyoruz. Geçmiş yıllara oranla. Ancak ciddi bir fark tabii ki bunu kabul etmek lazım. Kapatmak için uğraşacağız yani bırakacak halimiz yok. Biz kaybettiğimiz gibi herkes kaybedecek. Ama kabullenecek de halimiz yok tabii ki. Saygı duyuyoruz her takıma, herkese. Ama dediğim gibi kapanması için de uğraşacağız tabii. Evet, duran toptan çok gol atan takımlarda da biz hocaydık. Atmayanlarda da varız. Şimdi burada çok basit bir kavram vardır. Ölçüler aynıdır herkes için. Aşağı yukarı rakibin duruşu da bellidir. Ölçüler sınırlı olduğu için sizin de yapacağınız işler bellidir. Bunun dışında bazen ikili üçlü oyunlarla ama sonuçta yine oraya atarsınız. Bu büyük ihtimalle oyuncu tipleriyle ilgilidir. Yani çıkar adam buraya kadar o topu yerine vurur. O bir adam bu kadar çıkar isabetli vuramaz gibi. Biri ön direğe çok iyi kullanır, iyi sıyırır. Öteki arka direkten bunların hepsini teknik adamlar çalıştırır. Ama oyuncu karakterleri, oyuncu tiplemeleri bunun için çok önemlidir bazen. Bizim orta sahalarımız, defanslarımız çok hücumcuların dışında atmıştır ama çok az atıyoruz veya atmıyoruz çok uzun zamandır ki üstünde de duruyoruz. Ama son yıllarda duran topların, ölü topların dediğimiz topların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüzdesi de yükseldi. Bazen oyunu çözemezsiniz, onunla çözersiniz. Şimdi mesela son topta Cagney'in vurduğu kafada Barış koşusuna devam etse boş kaleye atar Caner'den önce. Bunların hepsi oyuncularla ilgili. Yarın bir gün yapacak ama bugün yapamıyor. Çünkü bugün bekliyor. Halbuki Cagney vurduğu an koşusuna devam etse ikinci direkte duruyor. Çok basit bir gol atacak çünkü ofsayt yok içeride Caner. Bu oyuncu tiplemelerle ilgili. Maalesef burada Hatay'a Luyendama'yı hatırlıyorum bu sene. O konuda da pek başarılı değiliz. Zaten olsa bazı maçları çözeriz zaten. Çalışmaya devam edeceğiz.